olması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, tarihçe-i hayatını, filiste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının ailelerini derc etmek nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki? Şimdi dünyadaki şeyi gösterdi. İsmail ve Hakim. Tecellisi gösterdi. Ölümünü göster bak. Öyle bir zat var ki diyor, hikmet iş görüyor, hakimdir. Adalet dışarı ölçüyle zamla yapıyor. Kısaca böyle şeyi gösterdi. Şimdi bunu nazarına verdikten sonra diyor ki şimdi, ne diyor? Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek. Şimdi adalet yanılırsa değil, her şeye böyle ne diyor? Her şeye? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazmatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın, rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Celil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Bunu mola söylüyor yani.
Çocuğun oğlan öyle değil mi şey Mecid Mecid? Nerede Mecid? Yazıyor mu ya? Ha, her neyse. Yani öyle demişler. Başlamışlar. Allah razı olsun. Aşır akidesini ne kuvvetidir ispat izah ediyor. Öyle ya. Ama şöyle Üstad Hazretleri Belgrad'da 1954'te Barla'ya gittiniz. Barla Isparta yakınları. Artık şöyle hatırlıyorum. Diyor Barla Salih-i Nur'un terbiyeli yer. İlk şartlar sürüldüğü zaman orada kalmış. 8 sene. 120 gittim orada terbiye etmiş. Önce beni bir hata anlattı. Veya bile beraber. Ben de 30 sene kadar evvel bu bağlarda geziyordum. Bir bu ayet hatırıma geldi. O gün hem geziyordum hem bağıra bağıra bu ayet okuyordum. O gün ayet bana açılmış dedi. Ayet bana açıldı. Ama bak ayet şöyle. Bu şey. Kavru. Sen neler et bak. İlâ ehsen rahmetillah. Rahmetillah'ın ehsenlere nazar. Yani bahanelerde ya. Keyfe yuhyil arda bağda mevtiyâ. Arzı öldükten sonra bak nasıl yiyerek ya diyor. Kısaca. İnne zâlikele muhyil mevtâ. İnne şubuğu bunu böyle yapan elbette mevtâları da. Yani. Ama bu bana açıldı ayeti. O gün geziyordum. Her üç defa okudum. Akşam geldi bu onun yüzünü tebrik. Göster onun yüzünü göster. Sana da baştan sonra da. 100 sayfadan fazla zeydeyle beraber. Haşırak. Diyor demek ki bunlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geliyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bunlar şeydir. Hakikatlarıdır. Ha. Bir de o kadar iyi demek Kur'an-ı Kerim madem. Mesela şimdi alemde hakim olan hangi kitaptır? Kur'an'dır değil mi yani? Alemde hakim olan nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Tabi yanında konuşur, kurbağidir. Her asırdaki böyle hakikatli tezahürler o Kur'an ayetlerinden geliyor. Ya elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a bilirsin. Şimdi ondan dolayı böyle bu zaman erzem. Ondan dolayı erzem. Şey mi? Orada sualları var mı? Geldin mi? Tefsir hakkında sormuşlar Üstad bir zamanı. Tefsir yavrum. Bu Salih-i Nur nasıl bir tefsirdir diyor. Yok da var ama ne? Aslı var ama ne? Şey birbirine var orada. Thank you.
Yardım etti bu elektriği. Geçen mi? Bediüzzaman'ın akıllara hayret veren bir secdesi. Ehl-i Sünnet Mecmuası'nın 15 teşrin evvel 948 tarihli nüshasında neşredilmiştir. Ehl-i Sünnet gazetesi sahibi, avukat bir zatın makalesidir. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkinde yaralar olarak esir olurken... Bir başka subay bunu anlatıyor. Zahmetçi, evet. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkinde yaralı olarak esir olurken... Bediüzzaman da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş en büyük esirler kampındaydı. Ben Bakü'nün Nangül adasındaydım. Günün birinde esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken Bediüzzaman'ın önünden geçen Nikola Nikolaviç'e o hiç ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldanmıyor. Başkumandanın nazarı dikkatini çekiyor. Tekrar bir bahaneyle önünden geçiyor, yine kımıldanmıyor. Üçüncü defasında önümde duruyor, tercüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhabere geçiyor. Beni tanımadılar mı? Evet tanıdım, Nikola Nikolaviç, Çar'ın dayısıdır, Kafkas cephesi başkumandanıdır. O halde ne için hakaret ettiler? Hayır affetsinler, ben kendilerine hakaret etmiş değilim. Ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım. Mukaddesat ne emrediyormuş? Ben Müslüman alemin kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs, imanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyametseydim,
mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyametmedim. Şu halde bana imansız demekle benim şahsımı, hem ordumu, hem de milletimi ve çarı tahkir etmiş oluyor. Derhal Divan-ı Hak Kurulu'nda istihbab edilsin. Bu emir üzerine Divan-ı Hak kuruluyor. Karargâhtaki Türk, Alman ve Avusturya zabitleri ayrı ayrı Bediüzzaman'a rica ederek başkumandana terziye vermesi için ısrar ediyorlar. Verdiği cevap bu oluyor. Ben ahiret diyarına göçmek ve huzuru Resulullah'a vermek istiyorum. Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem. Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor, neticeyi bekliyor. İstihbab bitiyor. Rus çarını ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararını veriyorlar. Kararı infaz için gelen bir manga askerin başındaki subaya kemal-i şetametle müsaade ediniz, 15 dakika vazifemi ifa edeyim diye abdest alıp iki rekat namaz kılarken Nikola Nikolaviç geliyor, kendisine hitaben beni affediniz. Sizin beni tahkir için bu hareketi yaptığınızı zannediyordum. Hakkınızda kanuni muamele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki siz bu hareketinizi imanınızdan alıyorsunuz ve mukaddesatın emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş, dini salatinizden, salihliğinizden dolayı şayane takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim. Tekrar tekrar rica ediyorum, beni affediniz. Bütün Müslümanlar için şayane misal olan bu selabeti diniye ve yüksek seceyi arkadaşlarından bir yüzbaşı müşahedesine müsteniden anlatıyordu. Bunu duydukça ihtiyarsız olarak gözlerim yaşla doldu. Abdurrahim, gazetenin bu fıkrasının yazılmasını üstadımız emretmedikleri halde hem çok merak haber, hem çok ibret, hem çok heyecan verici olmasından buraya yazılmıştır. Husrev. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hakkımda gazete münasebetiyle şimdi ihtar edildi ki Rus'un cebbar bir kumandanı gösterdiği izzet-i imani karşısında hiddetini bırakıp terziye verdiği halde Risale-i Nur'un gayet kuvvetli şahsımın 100 derece fevkinde halisane selabet-i imani derslerini gören resmi memurlar kalben insafa gelmezler ve inadında devam etseler elbette cehennemden başka hiçbir ceza onları temizlemez. Muvakkat bir ömürde bu azim hatanın cezası yerleşmez. Çünkü bir yağ bozulsa daha yenilmez. Süt, yoğurt gibi değil. İnşallah nurlar onların çoğunu bozulmadan kurtarmış. Saniyen, Mehmet Feyzi Bedri'ye yazsın ki ben onun mektubunda bundan bütünleri duama dahil ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bu sene serbest olsaydı belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşallah bu niyetimiz bir fil gitmiş gibi kabul olup bu sıkıntılı halimizde hizmet-i imaniye ve nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını verecek. Saniyen, Risale-i Nur, Kur'an'ın çok kuvvetli hakiki bir tefsiridir. Tekrar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi, malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş
emsalsiz bir tarzda muannit filozofları susturan bir manevi tefsirdir. Saniyen, sabahleyin bir şey yazacaktım kaldı, şimdi aynı mesele çıktı. Katip Salim Bey izin verdi, yarın heyet-i vekileye bir istida yazmak için Hüsrev ve Tahir'i yanıma gelsinler Said Nursi radıyallahu anh. Evet, şimdi dersimizi yapıyoruz. Yaşlı onlar var. Normalde de doktorumuz ne yapıyoruz? Çay içiyoruz. Yani şu anda oldu mu yaşlı? Olmadı abi. He? 10 dakika falan var yani. 10 dakika mı var? Çayla mı içiyorsun? Yaşlar sonra mı? Madem cemaat bile dikkatin dinliği tahkis. Ağırlığın bir dinliği cemaat için şefkini yap. Dillere devam edelim. Ya zaten şey yok idi dersen sonra da. Şey söyleyeyim. Lay okuydu. Yani kavuklu şeyde kasta ve yemezse git. Yani onlar da büyük alimler yani. Çok büyük alimler. Hem de profesör aklımız uzardan söylüyor. Diyor ki ya neden böyle? Yani şundan öyle. Tabi onlar profesör. Hem de din alimi de Arapça, Arapça. Ya Arapça türlü aramışlar. Hadisler, ayetler tabi hep beceriler. Ama onların profesör diğer dersi de profesör dedi. Okuyorlar, kitaplar çıkıyor dünya kadar. Kainat kitapları, ilimler, perler. Ne yapacağız? Din dekkatlarla şunu, şimdi mesela ne olmuş? Din dersleri ayrı bir ders. Sanki. Coğrafya, sonra zikimde ayrı. Tıp dersi ayrı. Mühendislik ayrı, hep ayrı ayrı. Din de ayrı bir ders. Bu kitapları çok ayrı bir ders. Böyle bölmüşler yani. Birden burası kayıyor böylece. Allah Allah. Coğrafyanın, fizik, kimyanın, tarihin, biyolojinin, jeoloji, anatomi, astronomi, şöyle, astronomi yani, kozmografi vesaire. 10 dersin hakikatlerini de iman içerisinde, iman dersini de beyan ediyor. Allah'a iman hakikati başlarken onlar da vaat ediyor. Ooo! Bütün ilim ve fikirlerin, fenlerin, felsefenin, bütün o meselelerin esasını birdenbire din derslerinde iman, Allah'ın varlığında, peygamberin hakkaniyetinde, Cenab-ı Hakk'ın bin bir esmasının ayları, Hakim ismi, Rahim ismi, Rezzak ismi, Rahman, Alim, Hafiz ismi vesaire bunlarda şey derken, alimler, Mısır alimleri başta alimler. Hayrette kalmışlar ya. Halbuki değil, haydi kalın. Bir kalın değil böyle. Ya fen dersleri, kainat şumur, meseleler. Dinde Allah'ın emin neyleri bu kadar. Aynı ders gibi iken, bu bütün zaman, din hakikaten eşyeli. Kainat alemi içine alan bir müsahte beğendi. Bak aklıma geldi şimdi. Bana okuyorum. Şey, görüyorum. İsmail Bizan. Niye döner, niye döner? Tamam, benim şu anda, benim şansım. Bak mesela. Arkadaşlar, mesela bu kadar müsaade yani. Mesela. Azametli bir hafizlik meder ki, hafiziyet. Ne hafiziyet, ne hafiz. Hayır, Allah hafiz. Mabed eden, yazan, gayreden.
hükmediyor ki, zihayat her şeyin, her hasenin çok suretlerini, sen orada da doğru cümlelerini söylüyorsun. Hem madem biz gülümüzde görüyoruz, öyle hatalı ve azametli bir hafiz etmeder ki, zihayat her şeyin ve her hasenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve Esma-i İlahi'ye karşı lisan-ı hal ile tesbihata dair sayfi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvay hafızalarında ve biraz insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında ve sair maddi ve manevi indikat aynalarında kaydeder, yazdırır, zapt ederek mavza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzını gözümüze gösterip milyonlar misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle bize sunuşret ayetinin ayetindeki en acı bir hakikat harfiyeyi. Bayağı bir ayette var. İzle sunuşret. Yani insanların bütün haberleri yazılır, sayfaları neşe olacak. Sayfalar neşe olduğu zaman. O kadar. Ayetteki bu ama bunun hakikati var şimdi. Bu, ne demek bunu diyor? Ya sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numaralar kuvvetiyle Rizas Murşid ayetindeki en acı fakat şeyi kudretin bir şeyi olan her bahar gelmişçe ekberinde milyarlar değil de kainatı ilan eder. Her bahar bu ayette bahsedilen o hakikat her şeyi milyarlar değil diyor, her bahar kainatı ilan eder diyor maddi cihette. Al sana çekirdek, kurbe-i hafızlar, kainat şey derken bütün alemi hatetli hafız ismini ifade için ispat izah için. Öyle halde nasıl? İlham Esra bu meclisi yoldur böyle. Sen böyle alır ol, sen onu hadi bakayım. Evet. O yerine bakayım. Sonra meclisi geldikçe. Al bunu sen şöyle bir cuma dedim. Ben cemaatim. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle ve ize suhufunu şöret ayetindeki en acık bir hakikati haşriyi kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçek ekberinde milyarlar dilerek kainata ilan eder ve başta nevi insan olarak demek yani başta ve başta nevi insan olarak bütün zihayatlar ve bütün eşya fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve içlikte mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zihayatlara idam edilmek için yaratılmamışlar. Baba, belki... Şimdi baş tabi anlattım ki yaratan zaman geldi. Belki 100 yer, 200 anlattım. Şehirçin bana anlatmıştı. Esat doktorla beraber diyor, bir genç dedi, onun bir akrabası var, doçak. Sen burada olmaz mı doçak? Burada mı diyor doçak? Bu ikisi demiş ki, ya siz de mollu oldunuz. Yok da bu mollu falan değil, bu ilimdir. Yok da siz de mollu oldunuz, şöyle böyle ben böyle. Bunda ya hocam bu ilim, esindir, ya bu ilimdir, işte fikirdir, böyle vesaire. Cennet, cennet bir anlattım diyor. Demiş, nerede? Göster bana cehennemi demiş. O doktor, 5 yaşında bir doktor, doçak doktor. Kendim dedi, bunun mektubatı var, şeriatı öyle oldu, neyse, çıkar, mektubatı var. Cehennem nerededir diye, onun cevabı var. O doktor diyor, ben böyle fazla diyor, mesleğe daldığım için diyor, dikkatli ama biraz şöyle baktım diyor, ciddi dinliyor. Ondan sonra, biraz daha okudum, cennetten de bahsettim, yeni okudum dedi, çok sakin olmuş gitmiş. Gece Esat doktora telefon diyor.
Ayşe, Akişi. Ben demiş kız senden beri he. Bırak sen demiş cenneti. Varsın cehennem olsun, olsun da ahire olsun. Ben 40 günden beri yattım ya, yatağa doğru uyuyamadım. Bu gece ölürüm de yokluğa gideyim, hiçliğe giderim diye. Onun için madem yani cehennem dozu gibi bir vücut, bir hayat vardı böyle. Hepsini böyle yedim diye Türkiye'de. Böyle. Böyle mi oldu? Ya. Evet. Ha, yani ölünce, şimdi şey var ya dinsiz felsefe, insan ölünce yok olur. Toprağa karışır, bir de hayat yok, dirilmek yok, yokluğa gitmek yani. Bundan büyük ızraktır yok olmak. O diyor, olduğunca demek insan yine yok olmuyor, cehenneme de olsa yine hayatta yani, vücut dairesinde. Ondan yani ferah duymuş. Üstad da biri diyor ki, cehennem de olsa beka isterim demiş yani. Ha, onu diyor. Şimdi burada diyor ki derslere, bak ne okuyun diyor. Ve baştan evli insan olarak bütün zihayatlar ve bütün eşya fenaya düşmek ve Adem'e